Ya elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ben bu kavrama da çok karşıyım. Alevi, Sünni gibi yani mezhepsel ayrımlara. Zaten bu da içimizdeki fitne ateşinin en hassas dokunabilmeye çalıştıkları noktalardan bir tanesi. Yani kimse kimseyi bugüne kadar bizler de Alevi kardeşlerimizle birlikte komşuluk yapıyoruz. Aynı binada yaşıyoruz. Onlarla birlikte büyüdük. Onların bizden, bizim onlardan hiçbir ayrı gayrımız yok. Bunu kimlerin yaptığını halk zaten biliyor. Bunun oyununa gelmek isteyen balık hafızalı insanlar gelebilir. Ama bu ateş sadece inşallah onları yaksın. Tabii vatanı yakmasın. Sadece onlar benzine bir ateş atmaya çalışıyorlar. O fitneyi uyandırmaya çalışıyorlar. Bunun için de sağduyulu Aleviler de bu konunun kimler tarafından kullanılmaya çalıştığını biliyor. Sünni Müslümanlar veya diğer Müslüman olduğunu söyleyen insanlar da bunun bile biz milli bir değeriz. Etle tırnak gibiyiz. Yani bunu kimse ayıramaz. İnşallah oyuna da gelmeyiz. Ya sadece Alevi değil ki bu, Kürtler de yapıyorlar. Yani bunu yapan yani şey bunu yapan ortada karşılanlar. Yani biz kardeşiz yani Türk Kürt kardeştir. Yani Türk Kürt kardeştir. Ben mesela Kürdüm, İstanbul'da yaşıyorum. Bana kimse karışmıyor. İstediğim gibi geziyorum, tozuyorum. Ama bunu yapanlar ortada karşılamaya çalışıyor. Yani prim almaya çalışıyor yani ülkenin yani bir oyun var ya, bu ülkede bir oyun var ya. Ülkede oyun var, oyun. Yani bu oyunu çözmek çok zor. Çözülmez yani. Birilerini karıştırmak mı istiyorsun Ya, sen? ya yıllardır böyle, senelerdir böyle ama bunu çözemeyiz. Biz çözemeyiz. Halk çözemez. Bunu çözecek olan yani bunu devlet çözer. O da zor. Irkçılık yanlış bir şey. Yani yazılmaması gereken bir şey. Yazmışlar. Hata var. Bir daha olmasın. Ben hocam o konu hakkında bilgi vermek istemiyorum yani, işin doğrusu. Anadolu herifler geçinemiyor. Bugün resmenlikle geçinemiyor adam. Gübre çıkmış. Tamam şu paraya. Mazot çıkmış bu paraya. Diyor mazot desteği yapıyoruz. Mazot desteği yapanlar Adana'da 4 tane çiftçi. Bak Konya'da 4 tane çiftçi alıyor. Bu vatandaş almıyor. Ufak reçber ufak dedim 2 dönüm 1000 dönüm eken yerler almıyor bu destekten. Yalan söylüyorlar. Türkiye'de yalan söyleniyor bunlar. Veriyoruz destek diyorlar ama yok öyle bir şey. Destek yok. Destek ne biliyor musun? 4 tane bir karma politik. Şimdi kendi adamlar. Şimdi Türkiye'de böyle hep böyle kardeşim. Seçim zamanı görün. Musluklar açılıyor. Ver Allah ver, ver Allah ver. Kimin parasını veriyorsun kardeşim ya? Kimin parası? Bunu ben var ya açık konuşuyorum. Kendim var ya şahsen ben vicdanen rahatsız oluyorum. Ben vicdanen rahatsız oluyorum. Benim çoluğum çocuğum değil. Bizim çocuklarımız diyorum. Benim çoluğum çocuğum değil. Bizim çocuklarımız geleceğini. Endişeniz var mı? Ne? Endişeli misiniz geleceğe ilgili? Geleceğin endişesi yok Türkiye'de. Bu anda yok. Diyor ki biz şöyle Avrupa standartlarına uyacağız. Yok abi. Şimdi bugün Türkiye vergi devleti. Bak mesela bir emekli vatandaş 2 milyar maaş aldığı zaman cebine girmeden 1 milyar alıyorlar. Bu özellikle söylüyorum. 1 milyar alıyorlar. Hani bu adam nasıl? Zamlar geliyor arkadan. Günlük zeytinyağı, şey ya, ayçiçek yağları. Günlük zam ya. Gidiyor, bugün gidiyor 3 lira koyuyor. Yarın gidiyor 5 lira koyuyor. Bunların derdini ağanaları vermiyor. Ağanaları hep böyle üstünü örten kanal oldu. Kardeşim Etike kanalına da sansör koydular. Şimdi benim konuştuğum. Hadi konacak sansörse. Kusura bakma yanacaksın ama koyacaklar bunu. Sen iyi biliyorum ben. Ben bir çıktım bir iki sefer. Mesela çıktım, kondu sansör kondu ve telefonu da açtım. Telefonunuzu verin size atacağım aynısını. Bu çok yanlıştır. Bak çok yanlıştır. Alevi, Kürt, Sünni, Yahudi bile özellikle bu bayrağın altında yaşayan vatandaşı kim olursa olsun ben buna karşıyım. Alevi de, Kürtler de, Yahudiler de bu bayrağın altında yaşadığı zaman herhangi bir ihaneti, bir yanlışı olmadığı takdirde tamamı bizim kardeşlerimizdir. Başımızın üstünde yerleri vardır. Ölümüne onların yoluna devam ederiz. Ama bayramla, vatanımla, milletime el uzatanın da eli kırılır. Ben bunu gerçekleri konuşuyorum. Çok teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi'ni pek istemeyen insanlar oluyor. Ama bu Milliyetçi Hareket Partisi özellikle bu vatan için, bayrak için, ülke için çalışıyor. Öncelikle ben Sünni Müslüman bir Kürt evladı olarak ben bunu hiç tasnif etmiyorum. Hiç yakışık bulmuyorum. Bu ülkede Aleviler de bizim kardeşimiz, Türkler de bizim kardeşimiz, Kürtler de bizim kardeşimiz. Bu ülkede ne kadar etnik yapı varsa
hepimiz bak Çanakkale'de hepimiz yan yana şehit düştük. Sakarya'da. Yani nerede dersen de her tarafta yani iç içe girmiş yıllardan beri, bin yıldan beri Melazgirt'ten bugüne kadar bu halklar beraber bu ülkenin her karış toprağında beraber şehit olmuş. Beraber mücadele vermiş. Yani bugün gelip de Alevi vatandaşlarımıza karşı böyle bir linç kampanyası başlatmak veya bunu yıllardan beri görüyoruz. Zaman zaman yani ilk defa olan bir şey değil. Doğru bir şey değil yani. Bu ülkeye onlar da vergi veriyor. Bu ülkeye onlar da hizmet ediyor. Yani neticesinde Aleviler de bu ülkenin vatandaşları yani. Uzaydan gelmediler, herhangi bir yerden gelmediler yani. Bu ülkenin yerlileri ve vatandaşları. Yani en azından Suriye'den gelen insanlar kadar değer görmeli yani. Bunu ayrımcılık, mezhepçilik, ırkçılık olarak görüyorum. Yanlış bir hareket, yanlış bir davranış olarak görüyorum. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Ermenisi, Yahudisi, bu ülkenin vatandaşı olan herkes bu ülkenin gerçek sahipleridir. Kimsenin sen Alevisin ya da Kürtsün ya da Türksün veya Ermenisin diye ötekileştirme hakkı yoktur. Kimsenin kimse hakkına tecavüz etme şeyi yoktur. Lüksü yoktur. Yani bir zenginliğimizle bu insanlarımızı farklı olsaydık. Kesinlikle biz birlikte zenginiz. Dedim ya ülkemiz hakikaten stratejik olarak, konum olarak çok farklı bir bölgede ve çok özel bir toprakta yaşayan bir milletiz biz. Bizimle çeşitli oyunlar oynuyorlar. Çeşitli projeler geliştiriyorlar. Gördünüz işte bir Arap Baharı adıyla bütün Arap coğrafyasını yerle bir ettiler. Ama inanıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri bunun mimarlarından birisi. Aynısı başına gelecek. Türk milleti hakikaten dirayetli duruyor. Türk milleti onurlu bir millet. Bunu ifade edeyim. Bu oyunlara gelmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan herkes, bayrağı sahiplenen herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin birer vatandaşıdır. Onların ayrım yapılması söz konusu değildir. Bu ülkede Sünni ne kadar Türk vatandaşıysa Alevi de o kadar Türk vatandaşı. Alevi, Sünni, Kürt, Türk ayrımının yapılması bu ülkede ihanettir. Alevi Sünni'yi ayırıyorsa ihanettir, Sünni Alevi'yi ayırıyorsa ihanettir ama ben bunun olmadığını biliyorum. Ta Yezid döneminden beri Türk bu coğrafyada yaşayan Aleviler bilir ki Türkiye'de Sünniler, Aleviler iç içe girmiş, et kemik olmuş, din, mezhep ayrımı yapmayan bir toplum. Bu nedenle Türk milletinden hiç kimse çocuğuna Muaviye ya da Yezid ismini takmaz. Alevi vatandaşlarımız bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her Sünni, her bir birey Alevi'yi kardeş olarak biliyor. Zaten Alevi-Sünni ayrımı yapmak bile bu ülkede ihanettir. Bu sadece Yalova'da değil, daha önce biliyorsunuz Malatya'da oldu. Birkaç ilimizde daha oldu. Çarpı işareti koydular. Yani bunların İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu öyle tahmin ediyorum ki bunun gereğini yapacaktır. Bu bir çete işidir ya da bir örgüt işidir. Ya da işte ülkemizi karıştırmak isteyen bazı güçlerin işidir. Bunun çözüleceği kanaatindeyim. Alevi vatandaşlarımız rahat olsunlar. Onlar bizim hakikaten canlarımız, değerlerimizdir. Bizim onlardan ayrı düşmemiz ya da onları farklı değerlendirmemiz söz konusu olamaz. Yani bu alçaklık. Türkiye'de Türk de biziz, Kürt de biziz, Alevi de biziz, Sünni de biziz. Türkiye'nin asla ve asla mezheplerle şeylerle, ırklarla bölünebilmesi mümkün olmayan bir ülke. Bakın gördünüz. Yani Türkiye en olumsuz şartlara rağmen Türkiye bakın Türkiye'de şeyin demin eleştirdim ben bazı şeyi parti eleştirdim ama diyelim ki Kürt halkımızın en azından 2/3'ü şehirlerde yaşıyor. Bakın burada hiç şehirlerde komşularımız Kürttür, Alevidir, şu budur diye bir mesele var mı? Yok. Ama dışarıdan maalesef söylüyoruz bu kışkırtıcılığı Alevi, Sünni, Kürt, Türk kışkırtıcılığını yapmak için emperyalizmin Türkiye'deki uyguladığı bir oyun. Bunun için bunu bozmalıyız yani. Kabul etmiyoruz. Şimdi demin Cumhur İttifakı'ndan bahsederken yine aynı bu olaylardan birine geliyor. Türkiye'de bir mafya bir eğer muhalefet liderini tehdit ediyorsa, buna arka çekiliyorsa eyvah halimize.
Ben Kürt olsam nedir, Alevi olsam nedir, Sunni olsam nedir? Hani vatandaşız. Sen benim kapıma çarpı attığı zaman yarın öbür gün Maraşları yine yaşarız. Yazık, günah. Bunu da önünü açan açık ve net şu anda Cumhur İttifakı'dır. Eğer bir Türkiye'de muhalefet partisinin genel başkanına tehdit ediliyorsa, biri arka çıkıyorsa yazık, günah. Bu ülkeye yazık, bu millete yazık.